Hepinize sevgi ve sevinç dolu koskocaman bir merhaba arkadaşlar. Hepiniz bugün de Sat 7 Türk Çocuğa hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Çünkü bu program sadece ve sadece sizin programınız. Arkadaşlar beni hala eğer tanımayan, hala beni hatırlayamayan, şu an bu ekranda konuşan abla kim ya diye düşünenler varsa aşağıda görüyorsunuz. Ben Nur ablanız. Hafta içi her gün, haftanın tam 5 günü yani cuma, perşembe, çarşamba, salı ve pazartesi günleri, evet 5'i sayabildim tersten, sizlerle Sat 7 Türk ekranlarında saat tam 4'te buluşuyorum ve gerçekten bu programda çok fazla şey paylaşıyoruz. Ben de sizinle birlikte çok fazla şey öğreniyorum ama daha fazla detaya girmeyeceğim. Çünkü arkadaşlar eğer bu program hakkında fikir sahibi olmak istiyorsanız haydi bakalım buyurun oturun izleyin, bugün siz de bize katılın. Birlikte çok daha güzel zaman geçirelim. Arkadaşlar bugün yine her zaman olduğu gibi keyfim çok yerinde ama bugün daha değişik bir sevinç var içimde. Çünkü bu hafta bütün bir hafta boyunca biliyorsunuz, yani bütün bir hafta boyunca derken dün bundan bahsettik ama sanırım bu hafta böyle hep bir doğa hakkında konuşacağız. Doğa, ilkbahar, mevsimler, bitkiler, çiçekler ve böyle zamanlarda, özellikle evlerimize kapandığımız zamanlarda bütün bunları konuşmak bana çok iyi geliyor ve biliyorum biraz üzüntülü bir zamandan geçiyoruz. Bu aralar dışarıya çıkamıyoruz. Dışarıda dolaşamıyoruz. Doğayı yakından hissedemiyoruz. Belki ağaçlara, çiçeklere dokunamıyoruz. Ve toprağın kokusunu alamıyoruz. Ama hiç üzülmeyin arkadaşlar. Çok yakın, çok kısa bir süre sonra bizler tekrar doğaya kavuşacağız. Ve umarım o zaman artık doğanın kıymetini daha iyi anlamış oluruz. Sokağa çıktığımızda sürekli de telefonlarımızla oynamak yerine, sürekli başka şeyler düşünmek yerine artık birazcık etrafımıza bakıp doğayı gözlemleyebiliriz. Mesela kelebekleri, böcekleri, çiçekleri ya da onun gibi şeyleri. Ve arkadaşlar, bugün sizler için hazırladığım görev nasıl bir görev biliyor musunuz? Aslında biz doğaya şu an gidemesek bile doğayı içimizde hissettirecek, doğayı bize getirecek bir görev hazırladım sizler için. Zaten şöyle masamda da bir şeyler görüyorsunuz ama ben yine de tam olarak söylemeyeceğim. İpuçları evet masamda duruyor ama bence 5'ten geriye doğru sayalım ve hep birlikte görevimizi görelim. Haydi bakalım. 5, 4, 3, 2, 1... Arkadaşlar görevinizi birden Nora ablanızın ağzından duyun. Evdeki çiçekleri bugün sen sula. Evet, normalde bu görevi genelde anne babalarımız yapıyorlar. Ama hatta belki de aranızda yapan arkadaşlarım vardır, bilmiyorum. Ama ben gerçekten bu görevi çok seviyorum. Tabii ki aynı zamanda sadece size vermedim. Ben de yapıyorum ve hatta size burada göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bir kere çiçek beslemek o kadar güzel bir şey ki doğayı evimizin içine getiriyor. Çünkü bizler böyle duvarların içindeyiz, böyle binaların içindeyiz, taş binalardayız ama evimizin içinde birazcık yeşillik, birazcık renk ve birazcık toprak getirmek için evde çiçek beslemek çok güzel bir şey. Ve aynı zamanda bu arada şunu da söyleyeyim, sadece çiçek beslemek zorunda değilsiniz arkadaşlar. Bazı mesela sebzeleri de evlerinizde besleyebilirsiniz. Domates olabilir, başka ne olabilir? Taze nane olabilir. Benim en son düşündüklerim bunlar. Hatta patates bile yetiştirebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten çok ama çok eğlenceli. Hem de kendi ürettiğiniz bir şeyi yemek, hem kendi bildiğiniz, sağlıklı olduğunu bildiğiniz, hem de kendi ürettiğiniz bir şeyi yemenin tadını bir alsanız inanın vazgeçemeyeceksiniz. İşte bu yüzden belki de bir başlangıç aşaması olarak bugün sizlere verdiğim görev evdeki çiçekleri sulamak ve bunu bir çiçekle başlayabilir ve daha sonra evde sebze ekmeye kadar ve onu her gün beslemeye, sulamaya kadar gidebilirsiniz. Bu arada her bir çiçeğin ve her bir bitkinin huyu birbirinden farklı, tıpkı bizler gibi. Nasıl ki bizler insan olarak karakterlerimiz birbirinden farklı ve farklı şeylere ihtiyaç duyuyoruz, İşte bitkiler de çiçekler de aynı bizler gibi. Mesela bazı bitkiler daha fazla su sever, bazı bitkiler suyu o kadar sevmez ıslanmayı, tıpkı kediler gibi. Bazı bitkiler daha çok güneş sever, bazı bitkiler böyle sanki güneş kremi sürüp böyle uzanmak ister, bazıları da güneşi o kadar fazla sevmezler. İşte bu yüzden mutlaka bir bitki yetiştirecekseniz internetten bakmanızda fayda var. Şimdi arkadaşlar, haydi bakalım size görevimi verdim.
birlikte ipuçlarımı görelim. Şimdi bilgisayarımı şöyle kaydırdım. Gördüğünüz gibi çiçeği sulamak için öncelikle bir kaba ihtiyacınız var. Ve benim kaplarım, iki çeşit kap getirdim. Biri burada. Bu bir cezve aslında. Normalde anne babalarımız bunda kahve pişiriyorlar. Bir de burada benim böyle renkli bir şişem var. Bu ikisindeki en önemli özellik ağızlarının kolay dökülebilir olması. Etrafa dökülmeden rahat bir şekilde dökülebilir olması. Şöyle bunun da ağzını göstereyim. Böyle minik bir ağzı var burada gördüğünüz gibi. Bunun da arkadaşlar böyle çok güzel, kolay dökebilmek için böyle burada böyle çıkıntılı bir ağzı var. Etrafa saçılmadan dökebilmek için. Kaplarımız konusunda ağzı uygun bir kap seçtikten sonra dikkat etmemiz gereken bir sonraki şey şu. Bitkilerimizi biz zamanla tanıyoruz ve aslında bitkilerimizin bize söylemeye çalıştığı şeyi zamanla anlayabiliyor ve çözebiliyoruz. Mesela bazen biz su verdikçe, yani ikinci önemli şey suyun miktarı. Biz bir su verdikçe bazı bitkiler diyor ki tamam yeter bu kadar su, artık bu suyu emmek istemiyorum diyor. Bazı bitkiler de hala susuzluğum geçmedi, su vermeye devam et, hala susuyorum diyorlar ve biz bunu anlayabiliyoruz. Nasıl anlıyoruz? Mesela suyu verdikten sonra arkadaşlar size birazdan göstereceğim. Bazı toprak suyu hemencecik emiyor. O demek ki gerçekten çok susamış ve suya ihtiyacı var. Bazen de bazı toprak artık suyu emmiyor, böyle suyu emme şeyi yavaşlıyor ve artık bu, yani bana daha fazla su vermene gerek yok, yeter ben bu suyu yavaşça emeceğim anlamına geliyor. O yüzden artık su emmiyorsa orada bırakabiliriz. Yani daha fazla su vermemize gerek yok. Çünkü çok su vermek de bazen bitkiyi çürütebilir. Ama bitkilerin, çiçeklerin yaşamaya devam etmesi için kesinlikle suya ihtiyacı var. Arkadaşlar ben bugün iki kabımla birlikte de su vereceğim. Ve şimdi birlikte göreceğiz bakalım bu toprak ne kadar su istiyor. Nerede durmam gerekiyor. Birlikte göreceğiz. Ve iki kapla birlikte deneyeceğim. İki taraftan koyacağım. Şimdi normalde bakalım bu sağ taraftan birazcık böyle burayı yasladım buraya doğru. Böyle. Biraz verip biraz bekliyorum. Bakalım emecek mi suyu? Siz şu an görebiliyor musunuz bilmiyorum ama aslında suyun bir kısmını emdi. Bakalım devamını emecek mi? Bu arada ben aslında bugün bu çiçeğimi birazcık sulamıştım. O yüzden kupkuru değil şu anda, suyu emmesi biraz zaman alacak. Ama bakalım ne kadar hala su ihtiyacı olabilir. Şimdi de bakalım bu taraftan verelim bunu. Böyle şöyle yavaşça dökelim. Yavaşça böyle birazcık verip bekliyoruz. Evet arkadaşlar bu taraf emdi. Şimdi bakalım bu taraf ne durumda. Bazen de eğer çok fazla su verirsek böyle bunu kaldırıp baktığımızda altta böyle tabak gibi bir şey var. Su böyle buradan akmış oluyor. O da demek oluyor ki çok fazla su verdik anlamına geliyor. Burası emdi arkadaşlar. Burası da emmek üzere. Bence birazcık daha su verebiliriz. Yani böyle üzerinde çok fazla su birikintisi kaldığında o onu artık orada dur demek. Çünkü emmekte zorlanıyor. Hadi bakalım bu taraftan birazcık daha verelim suyumuzu. Şöyle. Buradan. Bir de buradan birazcık daha verelim son kez. Ondan sonra da artık bitirelim. Çünkü şu anda artık emmekte zorlandığı bir noktaya geldik. Bugün sabah gün içinde suladığım için zaten çok fazla suya ihtiyaç duymuyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi gerçekten bir bitkinin hayata tutunması, bir çiçeğin size hayata tutunması sizin elinizde olabiliyor. Özellikle ev bitkileri ise bunlar. Bakalım hala alttan çıkmadı. Bu suyu yavaş yavaş emecek bu. Ama bazı bitkiler nasıl oluyor biliyor musunuz? Böyle kupkuru olmuş oluyor ve o zaman gerçekten çok bol su vermeniz gerekiyor. Ama bizim bitkimiz, benim bitkim, ben zaten her gün suladığım için o kadar da fazla suya ihtiyaç duymuyor arkadaşlar. Evet. Sizlere verdiğim görev bugünlük bu kadar. Bizlere aşağıda gördüğünüz WhatsApp numarasından ulaşın. Evde beslediğiniz bitkileri, çiçeklerin fotoğraflarını mutlaka ama mutlaka bize gönderin. Biz de burada arkadaşlar bunlardan bahsedelim ve burada paylaşalım, gösterelim. Ve diğer arkadaşlarımız da sizden teşvik olsunlar. Haydi bakalım arkadaşlar. Şimdi nereye gidiyoruz? Ege'ye. Bulunan fosillere göre köpekler 35 bin yıl önce evcilleştirildi. Buna göre benim köpeğimin bundan haberi yok. Sürekli vahşice saldırıyor herkese. Dünyanın en zehirli 25 yılanının 20'si Avustralya'da yaşar. Avustralya kocaman bir ada olduğundan yüzerek buraya gelmeleri imkansız gibidir. Burnunuz tıkalı bir şekilde yerseniz elma ve patatesin tadı aynı gelir. Ayrıca sesiniz böyle çıkar. Bu yüzden nezle olduğunuzda burnunuz tıkalıysa patates ya da elma yememenizi tavsiye ederim. Ayıramazsınız. Romalılar ezilmiş fare beynini diş macunu olarak kullanırdı. Bu yüzden Romalıların dişleri fareler gibi dişletmiş. Yani böyle. Beyninizin bir sesi ayırt etme süresi
1/1000.000'da 2'dir. Yani benim sesimi diğer seslerden ayırt etmek oldukça kolay olacak sizin için. Ankara'nın dağlarda büklüm büklüm yolları. Sevgili Ege, iyi ki varsın. Sana yine çok ama çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bu değerli bilgilerle bizi şaşırtıyorsun ve bize çeşitli şeyler öğretmeye devam ediyorsun. Arkadaşlar, birazdan benim en sevdiğim bölüm var sırada. Tanrı'nın Sözü bölümü ve bu hafta biz itaat konusuyla ilgili konuşuyoruz ve bugün de okuyacağımız hikaye, çalışacağımız hikaye biraz bununla ilgili olacak. Ama ondan önce hadi yine böyle bir mola gibi bir şey olsun bize. Nereye gidiyoruz? Mevzi. Merhaba be. Merhaba Z. Bak. O elindeki ne öyle? Bu benim hem biyometrik hem asimetrik fotoğrafım. Aa, çok güzel çıkmışsın. biraz siyah beyaz gibi. Ne için bu? Pasaport. Aa, vize alacaksın demek. Çok güzel. Hadi bakalım devam edelim. Geçen bölüm nerede kalmıştık? Konya. Konya yolundaydık. Senden de hiçbir şey kaçmıyor Z. Ben de o yüzden Konya'yı araştırdım. Konya Türkiye'nin en büyük iliymiş ya. Yüz ölçümü bakımından evet. Çok büyük bir il. Aynı zamanda da en kalabalık 7. şehrimiz. Peki en kalabalık şehrimiz neresi? Tabii ki İstanbul. İstanbul aynı zamanda Avrupa'nın da en kalabalık şehri. Vay be, amma insan var. Kaç tane koyun var peki? Niye saymıyorlar? Bilmem. Belki de sayıyorlardır. Bence biz ikimiz hepsine yeteriz. Boş ver. Çok alçak gönüllüsün be. Şaka yapıyorum Z, hemen ciddiye alma. Tamam. Gerçi haksız da sayılmazsın. Sayende genç kardeşlerimize Elçi Pavlus'un yolunu anlatıyorsun. Ne yapalım, devam edelim mi? Edelim tabii. Tamam. Hangi kameraydı benim? Şu. Pavlus Konya'ya gelir. Buradaki insanlara İsa Mesih'in öğretisini anlatır. Kentte Yahudiler dışında Yunanlılar da vardır. Etkili konuşmalarla birçok kişi İsa'nın öğretisine iman eder. Halk arasında kötü niyetli insanlar yine vardır. Pavlus artık tecrübelidir ama bazılarını bitirdikten sonra çok durmaz şehri terk eder. Nereye? Listra ve Derbe'ye doğru yola çıkar. Listra, Derbe... Aman sakın ezber yapmaya girişme. Yok anlamaya çalışıyorum. Zor isimler. Tamam, ben yardımcı olacağım. Listra... Konya'nın güneybatısında bulunan bir yer. Derbe de günümüzde Karaman ili sınırlarında olan bir kent. Tamam. Güzel. Ve ona ihanet edeceği vakte kadar yanında bulunan Barnabas bazılarına devam ettiler. Burada aynı zamanda bir mucize yaşandı. Nedir o? Hemen anlatıyorum. Pavlus'un gözü konuşma sırasında bir adama takıldı. Göz göze geldiklerinde Elçi Pavlus bu adamın yüzünde iyileşmek isteyen bir insanın masum yüzünü gördü ve o anda yüksek sesle ayağa kalk, dikil dedi. Tam bu sırada kötürüm adam birden ayağa kalktı, yürümeye başladı. İyileşti yani. Pavlus'un mucizesini gören topluluk çok etkilendi. Her şey çok güzel gitmiş. Pek sayılmaz. Halk onları tanrı sandı. Hatta sunağı adak adamaya bile çalıştılar. Pavlus onları güçlükle durdurdu ve şöyle dedi. Ey insanlar, nedir bu yaptığınız işler? Biz de sizin gibi Adem oğullarıyız. Sizlere sevinç ve müjdeyi iletiyoruz. Sonra putları gösterdi. Bu değersiz şeylerden diri Tanrı sevgisine dönesiniz diye dedi. Vay be! Ya. Terslikler bununla da bitmedi. Peşlerinden gelen birkaç kışkırtıcı halkın arasına karıştı. Hatta Pavlus'a taş attılar. Taş onu bayılttı. Öldü sandılar ve onu kentin dışına doğru sürüklediler. Sonra öğrencileri gelip onu kurtardı. Kendisine gelen Pavlus ayağa kalkıp şehre geri döndü ve Barnabas'la birlikte şehri terk edip Derbe'ye gitti. Derbe. Evet, Derbe. Derbe, Elçi Pavlus'un ilk yolculuğunun son durağı. Buradan sonra geri dönecekler artık. Elbette Derbe'de de birçok kişi İsa Mesih'in müjdesini duyup iman etti. Dilersen dönüş yolculuğunu da sonraki bölüm anlatalım. Olur, ben de hemen sana sorumu sorayım öyleyse. Hiç kaçırmıyorsun. Sor bakalım, hazırım. Saray, çekme ve kağıt.
helva çeşitleridir. Doğru mu? Hmm. Yanlış mı? Ya şimdi ama bak canımı çektirdin ha. Hadi gidip yiyelim hadi. Dur nereye ya dur. Daha soruyu cevaplayacağım. Hadi cevapla. Doğru diyorum. Harikasın. Hemen anlatıyorum. Helva şeker, yağ, un veya irmikle yapılan bir tatlı. Bilinen helvanın yanı sıra un, pudra şekeri ve tereyağı ile yapılan çekme helva da Türk lezzetleri arasında yer alıyor. İçine dondurma konarak pek güzel yenen ve bayat ekmek, kakao, tereyağı, pekmez, süt gibi besinlerin karıştırılarak yapıldığı kağıt helva da kültürümüzde pek sevilen bir ürün. Helva yapılışı usulleri çok farklı olsa da birçok gıdaya verilen ortak bir isim. Vay zii süpersin. Ay, ben gidiyorum hadi takip et. Dur nereye gidiyorsun? Ay daha mesajımızı vermem lazım. Bakın kameram bu muydu benim? Evet sevgili kardeşlerimiz aşırıya kaçmadan tüketin şekeri ve tatlıyı. Tabii ailenize danışarak. Geldim ben de zii. Koş helvacıya. Evet arkadaşlar, bir önceki hikayemiz, kitaptan okuduğumuz bir önceki hikayemizi acaba hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama Tanrı'nın çok güzel bir kurtuluş planı vardı ama çok çok eskiden, daha İsa gelmeden çok çok yıllar önce ve o dönem hatırlıyorsanız Tanrı'nın halkı, İsrail halkı Mısır'da kölelik yapıyorlardı. Bir şekilde orada onları köle gibi kullanıyorlardı, parayla satıyorlardı o insanları ve onları çok zor işlerde çalıştırıyorlardı. Ve o zaman Tanrı Musa'yı kullanarak, hatırlıyor musunuz? Çalıdan konuşmuştu, böyle yanan çalıdan Musa'ya konuşmuştu Tanrı. Çalı yanıyordu ama bir türlü, yani ateş çıkıyordu ama bir türlü yanıp kül olmuyordu çalı. Ve o sırada işte o tabii ki Tanrı'nın işiydi ve Musa'ya Tanrı o şekilde konuşmuştu. Ve ona demişti ki senin aracılığınla İsrail halkını, yani halkımı Mısır'daki kölelikten kurtaracağım demişti. Ve biz de bu hafta İtaat konusunu işliyoruz. Tanrı'ya itaat etmek ne kadar önemli? Acaba kutsal kitapta itaat örneklerini nasıl görüyoruz diye. İşte bu yüzden bu da bir itaat öyküsü diyebilirim arkadaşlar. Çünkü eğer o halk Tanrı'yı dinlemeyip Musa, yani Musa'nın ağzından konuşan Tanrı'yı dinlemeyip oradan çıkmasalardı gerçekten orada köle olarak kalmaya devam edecek ve çok zor şeyler yaşayacaklardı. Ama Tanrı onları kurtarmak için onların Tanrı'ya itaat etmesini istedi. Ve onlar da, o halk da Tanrı'ya itaat edince Tanrı onları kurtardı. Ama bakalım acaba bu hikayenin devamında ne oluyor? Haydi bakalım hep birlikte okuyacağız. Şimdi en son kaldığımız yer, İsrail halkı Mısır'dan çıkmaya çalışıyordu ve Firavun onları, yani o sırada Mısır'ı yöneten kişi, onların oradan çıkmasına izin vermemişti en başta ama sonra tamam artık gidebilirsiniz demişti. Çünkü Tanrı gerçekten onlara çok kötü, yani onları çok zor durumda bırakacak ve onları ikna edecek bir şey göndermişti. Ve onun sonucunda da artık Firavun Tanrı'nın halkına tamam artık gidebilirsiniz diye izin vermişti. Bakalım şimdi bu yolculuk sırasında neler oluyormuş? Haydi bakalım hep birlikte onu okuyalım. Musa ve Tanrı'nın halkı Mısır'dan kaçıp çöle gittiler. Nereden gideceklerini bilmiyorlardı ama Tanrı biliyordu ve onlara gösterecekti. Özel bir ülkede yeni bir vatan vereceğim size diye söz verdi Tanrı. Size bakacağım, sizinle birlikteyim. Tanrı takip edebilecekleri kocaman bir bulut ve göğe uzanan bir duman sütunu gönderdi. Yani onlara yolu göstermek için, çünkü o kadar büyük bir yerde nereye doğru, hangi yoldan gideceklerini bilemezlerdi. Ve Tanrı onlara her zamanki gibi rehber oldu, önder oldu. Şimdi tıpkı şimdi de bugünlerde bize olduğu gibi ve çok enteresan bir şekilde kocaman bir bulut ve göğe uzanan bir duman sütununun içinden sanki onlara, yani onları takip ediyorlardı ve Tanrı onları kullanarak halka yol gösteriyordu, buradan gidin dercesine. Halk yürüdüğünde sütun onların önünden ilerledi ve aynı zamanda onları gündüzün yakıcı sıcağından gölgesiyle korudu. Tanrı ne kadar düşünceli değil mi? Dinlenme zamanı geldiğinde ise sütun durdu. Çöldeki soğuk geceler boyunca bir ateş gibi parlayarak onları ısıttı. Yani hem yol gösteriyor hem de onları koruyor. Tanrı halkına çölde öncülük ederken büyük bir denizin kıyısına getirdi. Tam bu denizi nasıl geçeceklerini düşünürlerken arkalarında büyük bir patırtı ve gürültü duydular. Pata 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 diye.
Sanki dört nala koşan atların sesini duyuyorlardı. Tık 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 tık. Ellerini gözlerinin üzerine gölge yaparak geriye doğru baktılar. Ve çığlık attılar. Gerçekten de öyleydi. Atlarla birileri geliyordu peşlerinden. Firavun ve orduları peşlerindeydi onların. İşte onlar Firavun ve ordularıydı. Ama hani Firavun izin vermişti gitmelerine. Ama sürekli fikri değişiyordu ve yine vazgeçmişti belli ki. Firavun yine fikrini değiştirmişti, evet. Kölelerimi geri istiyorum diye haykırarak çöle dalmıştı. Mısır'daki en hızlı atları ve Mısır'daki 600 at arabasının hepsini de yanına alarak Tanrı'nın halkının peşine düşmüştü. Tanrı'nın halkı ne yapacaktı şimdi? Önlerinde kocaman bir deniz vardı. O kadar büyüktü ki etrafından dolanmaları mümkün değildi. Ama içinden geçmeleri de mümkün değildi çünkü çok derindi, kesin boğulurlardı. Gemileri yoktu, yani o şekilde geçmek de imkansızdı. Yüzmeye kalksalar boğulurlardı. Çünkü fazlasıyla genişti. Firavun peşlerinden geldiği için geri dönmek de bir seçenek değildi. Yani geriye de dönemezlerdi. Çünkü orada Firavun ve askerleri vardı. Ve onları Mısır'a köle olarak geri götürmek istiyorlardı. Güneşin altında parlayan kılıçları, sayısız at arabalarını ve onların yarattığı tozu görebiliyorlardı. Bu yüzden yapabilecekleri tek şeyi yapmaya başladılar. Paniklediler. Öleceğiz diye bağırdılar. Korkmayın dedi Musa. Ama yapabileceğimiz hiçbir şey yok diye haykırdılar. Sizin hiçbir şey yapamayacağınızı Tanrı biliyor dedi Musa. Bu yüzden yapma kısmını o yapacak. Ona güvenin. Bakın neler yapacak. İşte Musa aslında Tanrı'ya itaat ediyordu farkındaysanız. Tanrı ne derse onu yapıyordu. Hem ona güveniyordu hem de ona itaat ediyordu. Ama çıkış yolu yok diye bağırdılar. Tanrı yolu açacak diye cevap verdi Musa. Bir dakika içinde Firavun ve ordusu onlara ulaşmış ve her şey sona ermiş olacaktı. Ama o an çok garip bir şey oldu. Tanrı duman sütununu hareket ettirdi. Bu sefer halkın arkasına geçti ve onları Mısırlılardan sakladı. Bundan sonra Tanrı doğudan kuvvetli bir rüzgarın esmesini sağladı. Ve bu rüzgar gece boyunca o denizin üzerinde esmeye devam etti. Denize hem sağa doğru hem de sola doğru üfledi. Ta ki dalgalar İki tarafta kocaman duvarlar gibi olana dek ve işte tam ortada çamurlu bir yol açılmıştı. Yani o rüzgar o denizi ortadan ikiye yarana kadar kesilmemişti. Tanrı'nın halkı kupkuru toprak üzerinden yürüyerek karşıya geçti. Düşünebiliyor musunuz? Tanrı denizi ortadan yardı halkı geçebilsin diye. Yani eğer İsrail halkı Tanrı'ya itaat etmeyip Mısır'dan çıkmasaydı hala orada köle olarak kalacaklardı. Ama şimdi Tanrı onları kurtarmak için denizi bile ortadan ikiye yarmıştı. Düşünebiliyor musunuz? Mısırlılar onların ardından gitmeye çalışınca dalgalar üzerlerine çöktü ve onları yuttu. Çünkü Tanrı o denizi onlar için değil, kendi halkı için açmıştı. Tanrı'nın halkı güvendeydi artık. Güldüler, dans ettiler, şarkı söylediler ve Tanrı'ya teşekkür ettiler. Hiçbir çıkış yolu yokken Tanrı onlar için bir yol açmıştı. Yıllar sonra yine hiçbir çıkış yolu yokken Tanrı bir yol açacaktı. Baştan beri Tanrı'nın çocukları ondan kaçıp saklanıyordu ama Tanrı çocuklarının onsuz mutlu olamayacağını biliyordu. Çocuklarının kendi başlarına Tanrı'ya dönmeleri imkansızdı. Kaybolmuşlardı ve nasıl döneceklerini bilmiyorlardı. Ama Tanrı yolu biliyordu. Bir gün onlara yolu gösterecekti ve o yol da tabii ki de tek gerçek yaşam yolu olan İsa'ydı. Siz şimdi kumdaki hikayeleri izleyeceksiniz. Ben de size veda edeceğim ama yarın yine aynı saatte buluşacağız. Siz bugün size anlattığım her şeyi yarına kadar mutlaka derin derin düşünün. Yarın yine Nur ablayla görüşeceksiniz. Bugünlük kendinize çok ama çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.
Bir gün adamın biri Yeruşalim'den Eriha'ya doğru gidiyordu. Aniden eşkıyalar yolunu kesip adamı öldürüseye dövdüler. Bütün eşyalarını çaldılar. Bu kadarla kalmayıp adamı o halde bırakıp gittiler. Bir müddet sonra bir kâin aynı yoldan geçiyordu. Yolda yatan ve acı içinde bağıran adamı gördü. Maalesef hiçbir şey yapmadan yoluna devam etti. Daha sonra bir levili de aynı yoldan geçiyordu. O da yolun kenarındaki yaralı adamı gördü. Ve yine yardım etmeyerek geçip gitti. Sonunda yolculuk yapan Samiriyeli bir adam yolda acı içinde yatan yaralı adamı gördü. Hemen ona yardım etti ve ilaç vererek yaralarını iyileştirmeye çalıştı. Daha sonra yaralı adamı kendi eşeğine bindirip en yakın hana ulaştırmak için yola çıktı. Hana ulaştıklarında Samiriyeli adam han sahibine parayı ödedi ve yaralı adamdan bir şey istememesini, hatta daha fazla harcama yaparsa da yol dönüşünde ödeyeceğini söyledi. Bu bölümün de sonuna gelirken hep birlikte şu güzel ayetle veda edelim. Tanrın Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün gücünle ve bütün aklınla seveceksin. Komşunu da kendin gibi seveceksin. Luka 10. bölüm 27. ayet.